Birçok ülkeden arama kurtarma ekibi depremzedelere yardım için koştu. Azerbaycanlı Ceyhun Halilov da gönüllü olarak kendi imkanlarıyla Türkiye'ye gelenlerdendi. Halilov desteğiyle 14 kişiyi kurtardı. Deprem haberini aldı, bir an bile tereddüt etmedi. Gönüllü olarak yola çıktı. Almış olduğu eğitimle depremzedelerin yardımına koştu. Eğitimim vardı. Üniversiteyi bu üzere bitirdim. Ukrayna'da sivil kurtarma derler site. Emeği Muhafizesi Fakültesini bitirdim. Bundan başka birkaç kurslar da geçtim. Türkiye'de ve Azerbaycan'da kurtarmayla bağlı. Ceyhun Halilov, Azerbaycanlı bir sivil savunmacı. Kendi imkanlarımla bir uçak bileti buldum Ankara'ya. Ankara'ya uçtum. Oradan otokarla 10 saat sürede Kahramanmaraş'a çattım. Daha sonra merkeze geldim. Cihazım da benimle birlikteydi. Bizim Fevkalade Haller Nazirliği'nin emektaşlarıyla görüştüm. Onlar beni AFAD'a, Türkiye AFAD emektaşlarına takdim ettiler ki bu uzman, bu işleri bilir. Halilov Kahramanmaraş'ta bir kurtarma ekibine dahil edildi. Beraberinde getirdiği enkaz altı görüntüleme sistemiyle birçok kişinin hayatını kurtardı. 9'u sabah saat 9'dan biz işe başladık. O 9'u günü 2 şahıs kurtardık. Ta 13'üne kadar 14 kişiyi sağ olarak çıkarabildik. Yaklaşık 10 gün bölgede çalışan Halilov ilk kez böyle büyük bir afet gördüğünü anlattı. Türk insanının dayanışma ruhunu unutmayacağını ifade etti. Yaşadığım öyle bir şeyler ki onları anlatma mümkün değil. Ben bu insanlardaki vatana bağlılığı, ondan sonra nasıl bu insanlara yardım etmek ruhunu gördüm. Sözle anlatılacak değil. Bir can daha kurtarabilmek için uyumadan, dinlenmeden bölgede görev yapan Halilov, desteği için Türk yetkililere ve vatandaşlara teşekkür etti. Bravo.